ve Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Felevise fissicni bidasini. Yani nedir bu ayetin meali? Yusuf aleyhisselam daha yıllarca zindanda kaldı. Yusuf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felevise fissicni bidasinine. Ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir. Ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, 4. sözde izahı bulunan, her gün 24 saat sermaye-i hayatı Halık'ımız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebi ile dehil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz, kıyas ediniz. Eğer bir saati 5 farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fani bir saati, baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapise sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla tesellidarane bir hoş sohbet olduğu düşünürüz. 4. sözde denildiği gibi, 1.000 lira ikramiye kazancı hiç umun. 1.000 adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o 1.000 lirayı kazanmak ihtimali 1.000'den 1'dir. Çünkü 1.000 hissedar daha var. Ve uhrevi mukadderat-ı beşer piyangosunda hüsnü hatimeye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali 1.000'den 999 olduğuna 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşif ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan haddu hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü 1.000 mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden adamların idare ve inzibatı 10 namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş.
İkinci meselenin hülasası. Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, bugünün gecesi ve bugünün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir, öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafirlerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş. Bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki, ölüm ya idam ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır, veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferit ve dipsiz bir kuyudur, veyahut bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağistana açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberi bir temsil ile ispat etmiş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları kurulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Konulmuş, kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi her halde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil, bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al, dar ağacına çık, veya daimi hapsi münferit pusulasını tut, bu açık kapıya gir, veyahut sana müjde, milyonlar altın bileti sana çıkmış, gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki biri biri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini, orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize 2 heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet ellerinde terbiyenameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bil ittifak beraber pek ciddi ve kat'i diyorlar ki, eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz
bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip, yani hangi hakikat aklınıza gelmeli burada? Def işer, celbi nefa müreccahtır yani. Nedir o? Ne diyor bak? Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanı ile getirdiğimiz hediyeleri kabul edip değil, evvelkinin yerine kabul edip, kalbinden evvelkileri çıkarıp atacaksın. Önce def işer. Sonra o evvelkinin, yani onların yerine kabul edeceksin. Celbi nefadır bu da. Def işer, celbi nefa müreccahtır. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanı ile getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip, evet ben kabul ediyorum, hayır, o sol elinde tuttuklarını at, yere at, bırak. Sonra terviye nameleri, şerbetleri, hediyeleri kabul et, değil mi? Evet. Ve terbiye namelerdeki duaları ve evratları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde ihsan-ı şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi, yani bu nedir? Dünyada dahi bir nevi cehennem azabını çekiyor. Deccal perestler, süfyan perestler, ehli dalalet, ehli sefahet, ehli ihanet, ehli hıyanet, değil mi? Bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'i haber veriyoruz diyorlar. İşte bu temsil gibi. Her vakit gördüğümüz ecel dar ağacının arkasında mukadderat-ı nevi beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartı ile mümin olmak yetmiyor. Mümin ölmek de gerekiyor. Ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını %100 ihtimal ile sefahet ve haram ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedi ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit bekai ruha inanan ve sefahette gidenlere ve şekavet ebediye ilamını alacaklarını %99 ihtimal ile kat'i haber veren, başta ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşif ile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 120